Roma'yı anlatsana bir. Üçüncü Roma. Çok zoru geliyor onun için. Evet. Biz diyorlar İslam imparatorluğuyuz. Roma ile ne alakamız var diyorlar. Roma dediği şey yani ne demek yani Roma? Böyle soruyorlar. Biz Roma'nın İslam kesimiyiz. Roma'nın bir de pagan kesimi var çok tanrılı. Bir de Hristiyan bölümü var. Hristiyan bölümü çok başarılı görünmüyor. Yani onu söylemek lazım müesseseler itibariyle. Ama Roma İmparatorluğu öyle bizimkilerin sandığı Roma. Bak bu tip lafları söyleme hakkı yok bizimkilerin hiçbir şekilde. Çünkü dindar olmak ve hatta mutasip olmak ve hatta çok milliyetçi olmak demek bazı şeyleri bilmemek demek değil. Şurası çok açık. Türk milletinin tarihçileri Roma İmparatorluk tarihini, müesseselerini, medeniyet tarihini okumuyorlar. Okumuyorlar yani bu çok Latince açık. Latince bilen de çok az. Evet, Latince bir parça öğrenirsin, öğrenmezsin. Kitaplar var, tercüme edilmiş, okursun. Sonra bizim Osmanlı tarihi gibi değil yani Roma tarihinin nefis şeyleri var, sentezleri. Daha küçük basit yazılmışları var. Şimdi bir örnek hatırlayalım. Biliyorsunuz Mommsen, Theodor Mommsen, Roma hukukçusu ve tarihçilerin en başta gelenlerinden. Ve aşağı yukarı Nobel Edebiyatı'nın ya ikincisidir, ikincisi galiba Edebiyat Ödülü'nün ona verildi. Başka hiçbir tarihçi almadı Edebiyat Ödülü. Çünkü o kadar güzel tarif ediyor ki Roma imparatorlarının konumunu, durumunu falan, o kadar bilgili. Şimdi bunu okumak bir keyiftir. Okumuyorlar. Yani mesela Bizans tarihi bilgisi yok bizim tarihçilerin. Çok açık bu. Prokopius mu? Sen ne kadar zevkli. Prokopius da okursun, başkasını da okursun efendim. Niye mesela Ostrogorski okumasın? Niye Vasilyev okumasın? Şimdi bak size bir örnek vereyim. Bahreyn neresi? Körfez'de küçük bir Arap melikliği, krallık oldu şimdi. Galiba müze yapılıyormuş şimdi. Müzesi güzel yapılıyor. Değil mi? Evet. Fakat ne var bu Bahreyn'de? Asıl Katar. Bahreyn mi Katar mı? Katar hepsi yapıyor onlar. Sırayla hepsi yapıyor. Oraya geçmeyelim ne olur. Şimdi bu Bahreyn'de bir adam çıktı. İrfan Şahit. Şu anda en önemli Bizans tarihçilerinden bu. Ve Bahreyn'e Bizans, Roma uğramadı bile. Yok yani böyle bir şey. Bu bir merak meselesidir, bir kültür meselesidir. Yani imparatorlukların tarihini inceleyen adam hem de bu bölgede kendinden evvelkileri bilir. Ben size Roma uzmanı olun da demiyorum. Yazılanları okuyun yeter. 10 tane kitap okuyacaksın. Bunu yapmadan böyle vay diyor Roma diyor imparatorluk imperyalist diyor biz değiliz diyor. Buyur ya nereden çıkarıyorsun ya yani böyle bir de kelime biz devletiz diyor. Peki devletin farkı ne desen onu da bilmiyor çünkü bu karanlık bir etim olacak. Osmanlı İmparatorluğu tabirini kullanmayalım. Diyor niye sen kullanmıyorsun Lampir Ottoman dediği zaman bizimki itiraz etmemiş ki hiçbir zaman. Yani Reisül Küttab Efendi'nin önüne nişancıya bağlı. Lampir diye bir vesikayla geldiği zaman adam bir itimatnameyle hiçbir itiraz etmemiş ki al bunu götür bre kefere doğru düz yaz getir dememiş ki. Yani Osmanlı'nın demediğini biz mi diyoruz hocam? Evet ya böyle bir şey çıkartıyor adam ya. Yani böyle bu ya, kasaba kültürü de çok enteresan ha. Her şeyi biliyorum zannediyor ve itiraz ediyor. Makaller niye diyorsun? Esmi hocanın sözü. İmparatorluk mu devlet mi diye makaller yazan oldu. Ne devletin manasını biliyor mu ya? Bak ne kadar iyi herife şey. Hani bir imtihanda sormuşlar talebeye 1910'larda mı ne? Bu dalak ne işe yarar demiş çocuk düşünmüş. Vallahi biliyordum unuttum demiş. Vah vah ilim dünyasının kaybı demiş. Çünkü dalak ne işe yarar bilinmiyor o zaman. Bu da makam ya devletin seneyle bir güzel etimolojisini ver de görek yani. Çok büyük bir şey. Taçlandırma yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bu olmaz işte bu olmuyor. O zaman olmuyor yani o iş bitiyor. Çünkü bu iş hakikaten kolay değil. Ve bizde bazı insanların zannettiğinin aksine milliyetçilik kasaba ideolojisi olamaz. Ona şey derler ecnebiler, parochial mind derler. Yani şeyin mahalle kafası derler, odur o. Milliyetçilik aslında hakikaten üniversaldir. Yani dünyayı tanıyacaksın, göreceksin falan öyle geleceksin oraya. Çok enteresan ama... Bizde ben maalesef Marksistlerimizin bile zaman zaman çok yerel kaldığını gördüm. Öyle. Onun için olmuyor tabii o zaman. Evet Roma. Pax. Roma.
Roma'nın adı. Biz bir kere buraya geldik, Türkiye demedik memleketimizin adına. Ki artık Türklük yaygındı. 12. asırın sonunda Türklük yaygındı. Ve bunun adına Rum tabir ettik. Roma olduğu için aynen aldık. Buradaki Bizanslılar da Romalı der kendine. Bu Roma İmparatorluğu tevarüz edilmiş bir şeydir. Dinle falan ilgisi yoktur. Hakikaten cihan şumul bir hakimiyet özlemi ve iddiasıdır. Bunun da tutturulmasının nedenleri vardır. Bunun müesseseleri şeydir. Birbirinden aldığından falan değil. Mesela Sasani Hristiyanlara çan çaldırtmıyor. Tahta vurdurtuyor. Tok tok tok. Biz de aldık onu. Bizde de Tanzimat'a kadar çan çalınmazdı yani. Çok açık bir şey. Evim ne kadar ayıp kadar ne münasebet. Bak bugün de Almanya'da ezan okutturmuyorlar. Okutmaz herif yani. O kadar orası onun memleketi yani. Okutmaz hiç. Yani boşuna uğraşma, başka şeyler elde etmeye çalış. Ezanı işte caminin içinde okursun falan yani öyle. Ondan sonra bu çok açık bir şeydir. Bunu kimse de ayıplayamaz. Yani böyle bir tarih olmaz. Ondan diyor ezan oku şey diyor, çan çaldırtmıyor. Evet çaldırtmıyor. Çünkü ondan evvel çaldırmıyor yani. Evet kendi gibi giydirmiyor. Kendi gibi şey çan çaldırtmıyor, istemiyor yani orası. Çünkü başkasının şeysi, hükümranlığı sana veriyor yaşam hakkı. Serbestliği ama bir derecesi var. Protokolda buna karşılık herkesi bir yere oturtuyor. Çünkü onun göstergesi. Yani önde böyle Rum Patriği Hazretleri giderse, bak ona da Rum Patriği diyor adam. Kim diyor bugün adı adamın Grek Ortodoks Batı dillerinde. Evet. Okümenik, herkes okümenik. Herkes okümenik. Yani bütün kiliseler okümeniktir.